Selam kızlar, 2 saattir video çektiğimi sanıyorum. Boş boş konuşuyormuşum. Bugün arkadaşımla buluşacağım. İşteydim. Bu arada okullar kapandı biliyorsunuz. Okullar kapalıyken bizim restoranda çalışıyorum. Ekoş'la beraber çalışıyoruz. İşten çıktım, eve geldim. Duşumu aldım, hazırlandım. Şimdi Arden Bey'i almaya gidiyorum. Sonra Arden'i alıp arkadaşımla bir yerlerde buluşacağız. Arkadaşımın da oğlu var. Arden'in aynı kreşteler hatta. Ama o gelemeyecek çünkü o anneannesi Gille. Bir yere gitmiş, şehir dışına gitmiş işte. Tatile çıkmışlar. O yüzden o gelemeyecek. Ben dedim ki acaba Arden'le hani rahat edebilir miyiz? O dedi ki saçmalama yani. İkimiz beraberiz herhalde yani rahat ederiz dedi. Bakarız beraber falan dedi. Sağ olsun hep böyle beni rahatlatır bu arkadaşım. Şimdi de Arden Bey'i alacağım. Bu arada elbisemi hatırladınız mı? Şeyinden sipariş etmiştim. Şöyle göstereyim. Bundan yıllar yıllar önce ama hiç giymemiştim. Sanırım bir kere Türkiye'de giyindim. Şimdi baktım bayağı şey görünüyor. Uzun görünüyor. Kestim hemen şimdi alttan böyle bir şey yaptım. Bir de bunu şeyden dolayı giymemiştim. İç gösteriyordu. İçinde astar yoktu. Astar diktirdim içine. Ondan sonra giyerim diye düşündüm ama kısmet olmadı bir türlü. Şimdi dedim giyeyim tam havası. Çünkü bugün hava berbat. Berbat bir hava var. Kaç gündür böyle güneşliydi. Çok güzeldi hava. Mükemmel böyle tam yaz havası vardı burada. Böyle bildiğiniz cıvıldak cıvıldak rahat rahat gezebiliyorduk. Yani o atkılardan montlardan sonra. Öyle gezebilmek o kadar büyük bir lüks ki anlatamam size. Böyle şortlarla, askılarla, yarım kollularla falan. Bugün de böyle hava yağmurlu olunca dedim artık ben de uzun bir elbise giyeyim. Maxi elbise giydim. Tam kot ceketlerden kurtulduk falan derken kot ceket giymek zorunda kaldım. Çünkü birazcık serin ve akşam olmak üzere yani akşam olduğunda daha da serin olacağı için yanımda getireyim dedim kot ceketimi. Bilin bakalım ben kimi aldım? Sürpriz! Minnoş! Merhaba de! Arden hangi şarkıyı açalım şu an? Hangi şarkı dinleyelim? Söyle. Yok. Yok. Ça ça ça. Ga 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 diyor ça ça ça. Finlandiya'nın Eurovision şarkısına bayılıyor. Arden. O yüzden şu an onu dinlemek zorundayım. Ama artık bir kus geldi artık yani. Arden'cim biraz değiştirsen artık şu şarkılarını ha. Ne dersin yavrum? Güzel mi tadı? Bebeğin kafasını yiyor ya. Mama. Beğendin mi? Mama. Şu. Evet, biz buraya Alisa'yı ve Aren'i ziyarete geldik. Çalışıyorlar burada. Arkadaşımla görüşmeden önce bir yemek yedim. Böyle salakça bir şey yaptım ama çok acıkmıyor bir anda dükkana girin. Anneciğim baba geliyor. Bir rahat durursan baban gelecek. Bu da babasına taktı gelsin diye. Erkan bindirdi arabaya Arden'i. İşte şey geliyorum falan diye. Ama bak ağlarsan baba gelmez Arden. Erkan'a çok düşkün ya. Şimdi eve gidiyoruz çocuklarla. Sonra ben çıkacağım arkadaşımla. Saati değiştirdik. Biraz daha geç çıksak mı diye düşündük. Ve daha geç çıkacağız. Aren Bey telefonunu unutmuş dükkan. Ay çocuklar sabahtan bir dükkanda baba, çalışıyorlar ben bizimle. Buldun mu telefonunu? Buldum. İşte bugün temizlik vardı evde. Böyle eve geldim. Ev tiril tiril. İşten sonra böyle hani yorgun argın hep düşünüyorum nasıl şey yapacağım falan diye temizleyeceğim. Gerçekten çok rahat ettim şimdi. Bugün unutmuşum temizlik olduğunu. Seslerden dolayı kusura bakmayın ama artık bak 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 öbür canavar da koştu. Sen nereye kaçıyorsun acaba? Herkes ayakkabısını yerine koysun. Bak. Aferin bebeğim. Ya bu çocuk kadar var ya. Annem benim. Bakın ya terliklerini nasıl koydu. Bakın. Bakın. Şuna bakın. Aşkım benim. Ters koymuş ama sorun değil. Ben bunu böyle koyayım. Yola çıktım şu an. Çocuklar evdeler. Erkan da evde. Arden'in pijamasını giydirdim. Altını değiştirdim. Duşunu aldırdım. Böyle bir rahatça çıktım. İşte ben çıkarken hepsi yukarıdalardı. O şekilde rahatça çıkabildim. Artık babasıyla zaten baba baba diye ağlıyordu. Babasıyla vakit geçirsin artık beyefendi. Ben de hani en azından ağlamadan yani Arden ağlamadığı için hani rahatça vakit geçiririm diye düşünüyorum arkadaşımla. Şimdi arkadaşımı almaya gidiyorum şu an. Dedim tek arabayla gidelim. Zaten bugün her yer aşırı derecede kalabalık. Hiç bilmiyorum. Arkadaşına yemeğe gittik. Bizim burada iki tane seçenek vardı aklımızda. Gittik yemeğe. Bir tanesini eledik çünkü kapalıydı. Selam herkese. Ya da şey mi deseydik? Enerji. Ya da günaydın. Aşkla. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ben kendi tarzımda selam herkese diyorum.
Bugün bir sürü işimiz var. Bugün benim tatil günüm, izin günüm. Bu arada okullar kapandı burada biliyorsunuz. Beren babasıyla işe gitti. Aren benimle beraber. Arden de kreşte. Kemerini takmışsın. Böyle şimdi de biz oğluşumla beraber kahvaltıya gidiyoruz ilk önce. Sonra evde birikmiş bir sürü şişeler vardı. Onları şey yapacağız, iade edeceğiz. Ondan sonra eczaneye uğramam lazım. Ondan sonra şimdi yol üstünde en başta bit pazarını sakın unutma bana. Bit pazarına uğramam lazım. Çünkü Arden'in kıyafetlerini ayıkladığım bir sürü küçülen kıyafetleri çıktı. Onları ayıklayıp böyle şeye koyuyorum. Bit pazarında bağış yapma yeri var. Oraya koyuyorum. Şimdi bunları hemen gidip oraya bırakacağım. Oradan da direkt kahvaltıya gideceğiz. Sonra hemen to do listime bakıyorum. To the list bakıyoruz hemen. Evet, tel taktırmak istiyorum. Tel takan yere gideceğim. Sonra marketten Arden'e bebek bezi almam lazım. Bir de süt almamız lazım. Sonra saatçiye uğrayacağım. Öteki saati evde unuttum ama neyse, sorun değil. Saatçiye uğrayacağım. Saatlerimin pili bitti. Unutmayayım diye şöyle koluma taktım hatta. Daha sonra öyle yani, böyle bir gün. Sonra en sonunda herhalde Erkan'ın yanına uğrarız. Orada bir öğlen yemeği yeriz. Beren de orada zaten. Otururuz, hep beraber yeriz. Öyle değil mi tatlış? Şu yakışıklıya bakın, 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 bak, 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 bu yakışıklıya bak. İlk görevi başarıyla tamamlandı. Bit pazarına geldik oğluşumla. Hemen kıyafetleri bıraktık bir kenara. Hedefimiz karnımızı doyurmak, öyle değil mi dostum? Tamam, karnımızı doyuruyoruz, ondan sonra ne yapıyoruz ona da bir karar verelim. Şişeleri mi halletsek? Ay böyle şişeler bir dolmuş. Ben normalde şeye koyuyorum şişeler böyle dolduğu zaman. Depoya koyuyorum. Ama depoya da sığmayacak çünkü depoda da bir sürü eşya var. O yüzden dedim ki direkt yolla gitsin şu şeyleri. Yemeklerimizi aldık. Tabii sakar ben. Kahveyi döktüm. Oğluşum da burada böyle yakışıklı yakışıklı. Var ya. Evet, Aren size bir şey gösterecekmiş. Şimdi burada bant var. Ben küçükken bunu hiç böyle açamıyordum ama şimdi bir saniyede açabilirim. Evet, göster bize gücünü. Senin peçetelerin bende bu arada. Tamam, çok güzel. Oğluşla şişeleri hallettik. Şu an markete geldik. Arden'e bez lazımdı. Sonra öğle yemeği için de tavuk kanadı aldım. Tavuk kanadı dedim. Tavuk kanadı aldım. Sonra bir de ne aldık başka? Kahve lazımdı bana, kahve aldım. Sonra streç, folyo vesaire falan lazımdı. Onları hallettim. Şimdi de çıkıyoruz. İşlerimizi hallettik, market işlerimizi. Aren şöyle garip bir şeyler aldı. Biraz tutar mısın aşkım kamerayı şöyle? Evet. Açamadı ve bana açtı. Bu ne? Nasıl? İğrenç. Ekşi mi? Ortasında bir şeyler var galiba ama bıçakla açmamız lazım. O sos. Hadi. O sosunu açalım. Tamam bakalım. Arabada açma lütfen sosunu. Olsun. Hiç arabamı kirletme lütfen. En sevmediğim şey, biliyorsun. Biliyorsun evladım. Şimdi bir dakika. Sakızın tabii ki de yere atamazsın. Bak arabanın önünde çöp var. İn aşağı, at çöpünü. Sonra gel. Bekliyorum seni burada yavrum. Şimdi arkadaşlar neye bakıyoruz biliyor musunuz? Benim to do listime bakıyoruz. Bugün yapılacaklar listeme bakıyoruz. Hemen. Ay bir günde bir sürü iş hallettim. Çok iyi oldu ya. Hemen bakıyorum, bakıyorum. Bu arada size söylemedim ama yani söylemeyi unuttum. Çünkü hani uzun zamandır video çekmiyordum. Bahardan kalma videolarımı anca şey yaptım, düzenledim falan filan derken anca onları yayınladım. Ne oldu biliyor musunuz? Bizim terasta yılan gördük. Yani Aren ve arkadaşı gördü. Hem de Aren'in ayağının yanında, hem de ayakkabısız da Aren. Yani 14 yıldır orada yaşıyorum. Ömrümde ilk defa yılan gördüm. Yine mi açamıyorsun? Ömrümde ilk defa yılan gördüm. Yani hep o çimlerin üzerinde, hatta ormanda yalın ayak yürürüz biz. Öyle söyleyeyim. Evimizin önü orman, biliyorsunuz yıllardır takip edenler. O kadar, ama bu sene terası hiç temizlemedim ve terasa çıkmıyoruz da. Beren'in balkonuyla idare ediyoruz bu yıl. O yüzden ben de dedim ki hani evin kapılarını da rahatça açamıyoruz. Bari dedim hani tel taktıralım artık dedim. O yüzden tel taktırmak için gittim. Adamla görüştüm. Gelip bu hafta gelip ölçüleri alacaklar. Onu siliyoruz. Telciye uğradık. Sonra marketten Arden'e az önce bez aldım. Bir de saatçiye uğramamız lazım Arencim. O da dükkanın orada zaten. Bak eczane vardı burada. Eczaneye hiç şey yapmadım. Uğramadım ya. Of, neyse. Neden?
Şey alacaktım. Güneş korumalı krem alacaktım. Güneş korumalı krem. Başka bir şey daha alacaktım. Tamam. Oldu da bitti maşallah. Geriye yapılacak iki iş kaldı. Dışarıda yapmam gereken. Onları da halledeceğim. Hadi bakalım. Bana bol şans dileyin. Neler oldu neler bir bilseniz. Saatimin pili için gittim. Aren küçüklüğünden beri kulağını deldirmek istiyordu. Bir küpe istiyordu. Gitmişken kulağımı deldirsek mi dedi. Ben de olur dedim. Annemi ablamı aradım. Fikirlerini aldım. Erkan zaten biliyor Aren'in kulağını deldirmek istediğini. Beren de biliyor. Yine onların da fikrini aldım. Herkes deldirsin dedi. Bir kişi hariç. Kim olabilir? Tabii ki annem. Annem dedi yok ya niye deldirdin falan dedi. Ben de çoğunluğun dediğini yapacağım dediğim için Aren'in kulağını deldirdim. Bir kulağını deldirdik. Onun videosunu da şuraya eklerim. Telefonumdan çekmiştim ayrıyetten. Sakat da aitin päivä ei ole. Ei tarvi. No niin. NYT. Nyt. Sinne meni. Sattuuko oikeesti? Vähän. Vähän kyllä. Se kirpasee. Kameradan çekmedim. Yani YouTube için çekmemiştim. Çünkü kameram yanımda değildi. Ay bir anda böyle bir şeye karar verdik. Aniden böyle bir Aren'in kulağını deldirdik. Şey dedim belki geçici bir heves diye düşündüm. Delik kulağında ömür boyu kalacak falan diye de söyledim kendisine. Sorun değil dedi. Ben istiyorum dedi ve çok uzun zamandır istiyordu dediğim gibi. Biz de deldirdik kulağını. Şimdi de Arden'in kreşten çıkış saati geldi. Sabah Erkan bırakmıştı Arden'i. Şimdi ben almaya gidiyorum kreşe. Arden'i aldım geldim. Sıfatından da anlayacağınız gibi bir kriz geçirdi. Ay o çöp ya. Pis o. Çöp atacağım onu. Abisinin şekerini gördün az önce aldığım şekeri. Kreşten almaya gittim. Bir çığlık bir kıyamet. Durduk yere bu da işte 2 yaş sendromundan dolayı olan saçmalıklar. Ta eve girdik. Evin içine girene kadar kendini parçalıyor, cimcikliyor, saçlarını yoluyor. Eşyaları fırlatıyor. Arden böyle bir şey yaptı değil mi? Öpsün annesi Arden'i. Öpsün mü? Baba gelecek. Ben şimdi arayacağım babayı geleceğim. Mama mı getirsin baba? Baba. Biz mi gidelim mama yemeğe? Mama. Ne yapalım anlamadım. Anne şimdi mama yapacak aşkım. Kanat yapacak anne. Tavuk kanadı. Böyle işte. Şimdi yüzünü yıkadım kendisinin. Böyle sakinleşmesini bekledim. Sardım böyle kendisini sımsıkı. Ondan sonra zorla sakinleşti. Efendim, efendim. Baba füt mü getirsin? Sarılalım mı sen de bir daha? Baba kanı. Efendim? Mama. Mama mı istiyor benim aşkım? Mama. Hı? Oh, oh. Anne çamaşır serecek. Yardım edecek misin anneye birazdan? Eder misin gerçekten? Çok teşekkür ederim. Çak o zaman. Çak. Yes. Şimdi Arden benden süt istedi. Ben Arden'e süt vereceğim. Sonra da akşam yemeği yiyecek değil mi anneciğim? Hı? Değil mi aşkım? Tombul. Evet baba gelecek. Şimdi arayalım mı babayı? Ben şimdi arayacağım babayı. Baba da bizi aramış kreşteyken. Allah'ım gittim ya almaya. Ayakkabılarını fırlattı. Şapkasını fırlattı. Yerlere yattı resmen. Bildiğiniz yattı böyle yerlerde tepindi. Çığlık çığlığa. Öğretmeni geldi yardımcı oldu adam. Ondan sonra adamın sözünü dinledi. Hemen ayakkabısını falan giydi. Ben giydiğince giyinmedi. Sonra adam geri gitti. Bu tekrar fırlattı. Bir de adam bakarak fırlatıyor geliyor mu diye. Sonra yine fırlattı. Adam dedi ki ben kapıya kadar yardım edeyim size dedi. Sağ olsun kapıyı falan açtı. Çünkü şey gördü Arden'in nasıl bir kriz geçirdiğini. Tamam ayı. Tamam. Maito. Tamam Maito geliyor Arden'e. Tamam. Baba gelecek aşkım. Ben söyledim babaya gelecek baba. Sen merak etme. Sen hiç merak etme. Sütü buna koyalım mı? Çünkü bir biberonun dükkanda kalmış. Onu getirmeyi unuttum az önce. Öteki de yukarıda kalmış galiba. Onu indirip yıkamamız lazım. Ne yapalım? Buna koyalım değil mi anneciğim sütü? Tamam. Biz onu süt doyuracağız şimdi Arden'e. Evet Marco. Bunu da içersin değil mi? Sorun olmaz. Tamam. Peki. O zaman bir düşme. 2 dakika dur. Ben seni şöyle koyayım. Böyle dur. Düşme. Atlama oradan tamam mı?
Evet, o veitsi çok keskin. Evet anneciğim. Evet aşkım. Evet anneciğim. Evet bebeğim. Anne mama yaparken o bıçakları kullanıyor. Öyle mi demek istiyorsun? Bak bu süt bitti. Aa, ama daha süt var burada. Bunu açacağım şimdi. Arden buradan süt içecek. Arden biberondan süt içmeyi daha çok seviyor. O yüzden biberonla veriyorum Arden'e hep sütünü. Öyle. Isıtalım mı yoksa soğuk mu istersin? Isıtalım birazcık değil mi? Ha? Mı? Süt burada. Al böyle vereyim bakayım. İsteyecek misin? Yok. Ha, ısıtayım tamam. Ağlamadan söyle ama. Yok anne de. Yok anne yok. Söyle bakayım. Yok anne yok. Fındık yer misin? Bak fındık var burada. Aa, Arden bunu çok sever. Yiyecek mi Arden? Hadi bir sana bir bana. Ay çok güzelmiş. Takayım mı sana bu gözlüğü? Takayım mı Arden'i? Takmayayım. Anne. Annem. Ay, bu ses ne? Süt hazır. Valmiş. Söyle bakayım. Mamiş. Oh. Bekle, düşme sakın ha. Dikkatli ol. Maydo varmış. Maydo. Ne mi? Ay yerimizin maydo varmış diyor ya. Maydo hazır, süt hazır. Buyurunuz. Ay bak ne güzel. Güneş var, bulut var, gökkuşağı var. Ne kadar güzelmiş Arden'in şişesi ya. Çok güzel. Bu ne? Evet. Bu ne? Punainen. Vihre ya gerdainen. Evet. Punainen. Vihre ya gerdainen. İçecek misin sütünü? Evet. Mama. Evet. Anne mama yapıyor onu ama çocuklar elleyemez onu değil mi aşkım? İnelim mi buradan? Tamam. Ha, onu da alalım peki. Tamam gel kucağıma. Arden keyif yapacak galiba. Böyle kreşten geldikten sonra keyif yapmayı çok seviyor. Bir tarafa meyve, fındık falan koyuyorum. Yanında da böyle süt içiyor. Çok hoşuna gidiyor. Öyle yapmak istiyor şu an. Son zamanlarda Arden'in takıntısı. Ambulans, itfaiye bu tarz böyle arabalar, polis arabası falan. Yani view view yapan bütün arabaları çok seviyor. Eskiden biliyorsunuz şeydi. İsmini söylemeyeyim. Finlandiya'nın Erozyon şarkısını çok seviyordu. Hangisini açayım? Bunu açayım mı? Eino ile Apeli'yi açayım mı? Açayım mı bunu Eino'ya Apeli? Açayım mı? Bebek. Bebek mi açayım? Tamam. Bunu mu açayım yani? Bebekleri de çok seviyor. Aşırı derecede seviyor bebekleri. Kreştekiler de fark etmişler. Öyle bir şey var. Şimdi bebekli bir video gördü. Onu izlemek istiyormuş. Şu an video saatimiz. Video ve keyif saatimiz aslında. Yani Arden'in keyif saati. Oturacak, fındığını yiyecek, sütünü içecek. Bebekleri izleyecek. Anne de yemek yapacak değil mi? Önceki gün dolma yaptım. Dün de Arin'in telefonu, kimin telefonu zırt zırtlıyor ya? Buradaymış Arin'in telefonu. İşte şey, dün de kıymalı makarna yaptım. Öyle bugün de şey yaptım, şey yapacağım. Şöyle hazır şeyler var, kanatlar var, hazır soslanmış. Çok lezzetli, benim çocuklarım çok seviyor bunu. Uzun zamandır da yapmıyordum, benim değişiklik olsun bundan yapayım. Öyle bugün bundan yiyeceğiz. Çamaşırlarımı serdim mis gibi şimdi. Baktım böyle buralarda bayağı boş yer kaldı. Şöyle şurada da birkaç yer kaldı. Ben boş yer kaldığında pek hoşlanmıyorum. Çünkü çamaşırlarım bitmediği için biraz daha yıkamak istiyorum. Ve ne kadar yıkasam benim için kârdır diyorum. Sonra bir de onları katlarken böyle Arden'e küçülen şeyleri az önce bit pazarına bıraktım demiştim ya. Böyle bu bez kutusunun içine şey yapıyorum. Böyle biriktiriyorum böyle burada bu bez kutusunda. Bu çorap küçülmüştü Arden'e 22-24 numara. Onu koyacağım. Bir de benim şöyle bir pantolonum var. Şöyle göstereyim. Annem almıştı bunu. Bu pantolonu. Çok giydim ben bunu. O yüzden geçen sene de çok giymiştim. Ben kullanmıyorum. Başkası kullansın. Bunu da şu Arden'in bez kutusunun içerisine koyacağım. Arden Bey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen orada ya? Senin bezin mi doldu? Kaka yapmadın değil mi? Yaptın mı kaka? Efendim? Ne dedin?
Anlamadım. Wipe'a mı dedin? Makineyi kapatır mısın? Şu makineyle oynamak en büyük zevk. Ya bu arada birisi bana sordu. Sanırım Instagram'dan sordu. Makinenden memnun musun diye. Evet, bunu yeni aldım. Makinemizi değiştirdik. Şeyi de değiştirdim. Kurutmayı da değiştirdim. Aynısının takımını aldım. O kadar memnunum ki. En başta böyle şey mırın kırın ettim. Ah bu muydu yani? Höh möh falan diye böyle bir şey yaptım. Çok memnunum. Yani gayet güzel temizliyor. Bir de şurada şöyle programları var işte. Kahve lekesi, şarap lekesi, ondan sonra çim lekesi, kan lekesi falan diye öyle programları var. Yani güzel yıkıyor. Ben gayet memnunum. Şunları da yukarı sereceğim. Şimdi yukarıdan aşağı sarkıtacağım. Biliyorsunuz öyle seriyorum. Eskiden öyle bir şey yapmıyordum. Neden yapmadım bugüne kadar hiç bilmiyorum. Hop, burnunla mı yapıyorsun? Kapatır mısın? Çevirmen lazım bunu. Çevir çocuğum. Evet, biraz daha çevir. Bak, bunu görüyor musun? Bu yukarı gelecek. Gördün mü? Evet, çevir bir daha. Evet. Tırnaklarım da bayağı uzadı. Yarın manikürüm var. Sizi de yanımda götürürüm yarın beraber. Öyle yaparız. Yine birkaç gün sığdıracağım sanırım bu vloğa. Bana bir öpücük verecek misin? Bu üstünün temizliği ne yavrum böyle? Bis. Çok temiz. Bis. Evet, doğru baba, söylüyorsun. Üstün bis. Baba o ne demek ya? Yes. Baba a. Yes baba a. Babada da evet siyah var. Evet baba yıkanıyor, cici oluyor. Sonra bu gömleklerden giyiniyor. Evet. Evet. Burayı toplamama yardım edecek misin? Arden cici mi giysin? Tamam. Arden cici giymek istiyormuş efendim. Ay bu o gün çok tatlı bu o gün, böyle mıncık mıncık sevmek istiyorum. Çamaşırlarımı serdim, mutfağıma tril tril yaptım. İkinci makine çamaşırımı attım. Her şeyimi hallettim işte, her neyse, oturdum, meyvemi koydum. Şöyle göstereyim size, karpuzumu koydum. Hem karpuz yiyorum hem de böyle burada kuru yemişlerim var. Erkan geldi, onu söylemiş miydim bilmiyorum. Erkan yemeğe geldi işte, beraber yemeğimizi yedik falan filan. Sonra Arden'le Aren'i aldı, dükkana gitti. Ben de burada şimdi video düzenliyorum. Bu şekilde bildiğiniz dondurma yemeğe gittim az önce. Arden'i yıkadık Erkan'la beraber. Böyle bir huysuzlandı. Sonra odayı dağıttı. Ondan sonra Çağrı'yı ablasının yanına gitmekte buldu. Ablasının yanına gitti. Sonra baktım böyle kendine gelmiş, sakinleşmiş bir şekilde. Geldi, dağıttığı yerleri topluyor. Ben hiçbir şey söylemedim ama. Bunu da koyar mısın? Bak bir şey unutmuşsun diyor Arisa. Bak. Temizlendi mi oralar? Hadi artık yatağına geçebilirsin. Çok geç oldu.